Günaydın, şimdi kahvaltı yapıyorum. Bugün çok zor gün olacak çünkü bugün 1800 metre yükseklikte olacağım. Ya çok yüksek. Şimdi 800 metre yükseklikteyim. Bu demek 1000 metre yukarı çıkacağım. Çok zor olacak. O zaman güzel bir kahvaltı ediyorum şimdi. Şimdi saat 8.30. Biraz daha erken uyanmam lazım ama çok zor çünkü hava çok soğuk burada. Neyse, şimdi yiyorum ve sonra gidelim. Başladım saat 9. Uff. Bacağım daha iyi bugün. Bakalım. Şimdiye kadar 800 metre yürüdüm. Ve zaten çok yorul. Ve zaten çok yorgun hissediyorum. What do I believe? What makes me feel it? To write you this song. Bin 500 metre yükseklikteyim şimdi. Ama yol güzel. Çok zor değil. Ormanda 9 kilometre kaldı. Ama çok dik. Çok zor. Sonunca 1800 metre yükseklikteyim şimdi. Ah, çok yüksek, çok soğuk burada. Çok yoruldum. Ama çok geç değil. Çok hızlıydım. Şaşırdım. Şimdi küçük bir mola veriyorum. Çünkü doğal elma var, teyze bana verdi. Çok heyecanlıyım. Çok iyi. Hadi. Devam ediyorum. Till it breaks, oh how my heart aches. You keep blowing me out, I keep holding you. Alter, das gibt's doch nicht. Look who I met. Oh my god, in the middle of the mountains. What's enjoy up? Enjoy a perfect Turkish gözlemi. Wow. Perfect. Wow. Çok büyük horoz var. Bak. Küçük büyük. Bak bak bak. Adım Nurdane. Nurdane? Evet. Ah, tamam. Şimdi küçük bir mola verdim. Nurdane Hanım ile ve Julius ve Laura ile tekrar buluştuk. İnanmıyorum. Şimdi devam ediyorum. Bugün Yayla Kuzdere gidiyorum. 5 kilometre gibi. Hadi görüşürüz. Güle güle. Hiçliğin ortasındasın ve aniden tanıdık bir yüz görüyorsun. Bu dünyanın en güzel hissi. Ben de Christina'yı çok düşünüyorum ve şu an nerede olduğunu merak ediyorum. Ve şimdi ben bir pansiyon arıyorum ama hiçbir şey bulmadım şimdiye kadar. Ha, burada bir Tabela war. Türker Pension Camping war. Ha, die gidelim 100 Meter.
Burada var buldum. Çok mutluyum. En güzel yer buldum. Bak, bungalow. Ah, çok rahat bu gece olacak. Ne güzel. Büyük bir yatak var. Sofa var. Banyo var. Çok mutluyum, çok mutluyum. Çok mutluyum. Televizyon program mı? Yok yok, televizyon için değil. Sadece benim için. Kahve içtin mi çekin? Şimdi Yayla Kuzdere'deyim. Burada güzel bir pansiyon buldum. Kahve içiyorum. Türkiye Pansiyon. Hı-hı. Evet. Ve Ümü ile buradayım. Evet. Her yerde çekeceğim. Çok yürüyüşçü geliyor mu? Evet. Grup geliyor buraya. Hmm. Her gün. Rezervasyonda geliyor. Ukraynalı, Rus, Türk, İstanbul'dan. Bilgi Üniversitesi'nin hocaları geldi. Çok Alman var mı? Az geliyor Alman. Evet. Biz iyi mi? Şimdi yemek zamanı. Çok heyecanlıyım. Pilav var, bulgur, salata var. Mangal gelecek. Çok taze bir salata. Pilav mangaldan daha güzel. Değil mi? Pilav. Pilavın içine çok baharat, sarımsak koydum. Sarımsak. Oo, çok iyi. Evet. Bir de doğal zeytinyağı kendimizden. Aha, evet. Zeytinyağı. Bahçede evet. Var değil mi? Aynen 200 tane açık. 200? Evet. Wow. Senin favori yemeğin ne? Yani güzel bir bulgur pilavı, salata, evet. Kırmızı nohut, tahrana çorbası. Oo, evet salata. Tahranayı da kendimiz yapıyoruz. Hı-hı. Sizin? Mangal, tavuk şiş gibi. Tavuk çok güzel. Güzel olur mangalda. Şöyle koyalım. Evet, teşekkürler. Tamam, oo. Kızarmış. Çok iyi. 20 gün bir yoldaymış Fatar. 20 gün. Çok lezzetli. Teşekkürler. I'm still in this fight. I pray for the night to go easy on me. You keep blowing me out, I keep holding you in. Bir şey sormak istiyorum. Türkçem nasıl? Güzel. İdare eder. 100 puandan kaç puan veriyorsunuz? Kaç kadar? 50'de? 50'de 90. 50? 90. 90? Yok, olmaz. 90 yok şimdi, ben ortaya konuşacağım. 50-50. Tamam. Hanım, 50-50 olmaz. 50-50, kadın her güzel, her şeyi güzel anlatıyor. 50'si nerede? Giden 50 nerede? Gelen 50 iyi de giden değil. %70, bazı bilmek istemiyorum. Tabii ki, çünkü genelde bazı, iyi ortalamanın üstündesin. Meyvelerin yani. İsmini bilmiyor mesela, iyi deyi bilmiyor. İde'yi kaç kişi biliyor? Türkler biliyor mu? Evet, İde bilmedim. Hayır, Türkler de bilmiyor zaten. İlk defa gördüm. Türkler biliyor mu? Bu ne? Bu. 90. Hadi. Bu bir ovacık. Ocak. 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 Soba bu. Soba. Soba. Bardak. Şu. Çay. Çaydan mı? Nix versteht. Nix versteht. Ne demek? Nurun ne demek? Çünkü ya. Almanca çok farklı. Aynen. Bir şey var diye sen bildiğin işte ne o? Bodil mi ne diyeyim? Orada yumurta satıyor yaylada ya. O bile bilmiyor. Türkçe evet, o kadar tabii 20 yıldır 30 yıldır ben bilmiyorum. 20 yıldır bilmiyor. Cümle çok kuruluşu. Düşünmem tabii. Lazım. Bak şöyle sen İngilizce biliyorsun ya. Biliyorum. Yani İngilizce'de. Almanca çok yakın. Ben Antalya'ya gidiyorum. Ve gidiyorum. Evet gidiyorum. Çünkü İngilizce iki kelime. Mi. Evet. Evet. Ama Türkçe bir kelime. Evet. Söyle. Türkçe hiç yok.
Sadece evet. O. Evet. Hepsi o. Onlar evet. O. Ben mesela İngilizce kursuna gittim. Aa, gerçekten. Evet, evet. Amerikan kültürü. O zaman İngilizce konuşabiliriz. Evet, konuş. Tamam. Hayır, Ruslar dedi ki. Ya ona geç, tamam. Sen anladın. Çok güzel İngilizce konuşuyor. Allah Allah. Evet. Anladım, tamam. How are you today? I am fine. Where are you from? I am from Antalya. Oh. Akşam gündüz markette, akşam kursa giderim ben. I don't understand you. Gündüz markette çalıştım, akşam kursa gittim. Kurs. Do you speak English? Yes. Daytime working market. Ah, now I understand. Yes, in the evening go to English course. Yes, very good. Yeah. On numera. Ve ben restorandayım, bu söyledim. Bakar mısınız? Söylemedim. Bekar mısınız? O da bak, öyle. Yaşala, tabii. O ne bileyim. Bekar mısınız? O da ne dedi? O da güldü. Ya, güldü. Anlaşıldı mı? Bekar mısınız diyelim. Evet, siz bekar mısınız?